Merhaba gençler, ben Burçin, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle yine bir akşam üstünde birlikteyiz efendim ve birlikte yemek yapacağız. Biliyorsunuz MasterChef olduğum için ben. Biliyorsunuz Ramazan ayındayız, bu kadar enerjik olduğuma bakmayın. Aslında oruçluyum ve inanılmaz susadım bugün. Ama yapacak bir şey yok. İftara bir 2 saat kaldı. Etli bir bezelye yapayım diyorum, pilav yapayım diyorum yanına da. Çorba yapmayacağım çünkü çorba içince bizi inanılmaz kesiyor. Yemek yiyemiyoruz sonra. Canım Burçin'cim niye böyle süslüsün püslüsün, saçlar yapılı full makyaj derseniz efendim. Az önce sizin için bir saç ve makyaj videosu çektim. Muhtemelen o videoyu bundan daha önce yüklerim diye düşünüyorum. İzlersiniz ve umarım beğenirsiniz. O yüzden böyle süslü püslüyüm yani. Yoksa dışarı çıktığımız bir yere gittiğimiz yok biliyorsunuz. Zaten sokağa çıkma yasağı var. Evdeyiz. O zaman gelin birlikte mutfağa geçelim. Evet arkadaşlar, mutfağa geldim ve bezelyemi yapmaya başlıyorum. Bir tane orta boy soğanımı blenderdan geçirdim ben robottan. Şimdi patatesimi doğrayacağım ve havuçlarımı doğrayacağım. Burada da haşlanmış bezelyem var, yıkadım. Önce patateslerimi doğrayayım. Bu arada etim var. Onu da suda haşlıyorum bir kenarda. Patatesimi küp küp doğrayacağım. Patateslerimi doğradım. Şimdi iki tane de havucum var, onu da doğrayacağım. İkinci havucumu da sebzelerimi doğradım. Şimdi ocağımın altını yakacağım. Ve tencereme 4 yemek kaşığı yağ alacağım. İçine soğanlarımı katıp kavuracağım. Kavrulurken içine 1,5 yemek kaşığı domates salçası koyuyorum. Böyle 1 yemek kaşığı da ya da yarım yemek kaşığı da biber salçası. Kavurmaya devam edeceğim.
İçine etimi ekleyeceğim. Etimi bir süzmem lazım. Ama suyunu atmayacağım. Etimi süzdüm. Haşlanmış etimi de salça ve soğanın içine katıyorum. Ve bunu da kavuruyorum birazcık. Şimdi patatesi ve havucumu da bu karışımın içine katacağım. Onları da birazcık çevireceğim. Hatta bu arada tuzumu atacağım. Birazcık da karabiber ve pul biber atacağım ben. Et suyumu katacağım. Bezelyemi ilk önce hemen katmıyorum çünkü zaten haşlanmış. Şimdi onu da katarsam dağılacak. Buna üstünü doldurana kadar önce et suyumu, sonra da sıcak suyumu katacağım. Bir 10 dakika kaynadıktan sonra, 15 dakika kaynadıktan sonra bezelyemi koyacağım. Bir 10-15 dakikada öyle kaynayacak. Şimdi bu et suyumu döküyorum. Birazcık da üstünü kapatana kadar normal sıcak su döküyorum. Kaynamaya bırakıyorum. 15 dakika sonra bezelyeyi koymak için tekrar buluşalım. Şimdi yemeğim kaynadı bir 15 dakika. Bezelyelerimi ekleyeceğim içine. Bu konserve haşlanmış bezelye zaten. Şöyle bir karıştıracağım. O kadar güzel kokuyor ki. Şimdi altını kısacağım. O böyle bir 15-20 dakikada kaynayıp pişecek. Bu arada ben pilavımı yapayım. Az kaldı iftara. Az yağ alıyorum tavama. Şehriyeli yapacağız. Pirincimi de
yıkamıştım. Pirinçlerimi iyice kavurdum. Şimdi üstüne tavuk bulyon ekleyeceğim. Ve suyunu ekliyorum. Birazcık da tereyağı ekleyeceğim. Ve bunu küçük göze taşıyorum. Pilavımın da altını kıstım. İkisi pişti. Artık iftara sabrım kalmadı. Gerçekten çok acıktım. İftara görüşürüz. Gördüğünüz gibi pilavım oldu. Şimdi üstüne bir peçete kapatacağım. Yemeğim de kaynıyor. Bunu da birazdan kapatacağım altını. Ve sofrayı kuracağım. Yine süper görünüyorlar. Evet, iftara 3-4 dakika kaldı. Yemeklerimi kuracağım ben. Gördüğünüz gibi mis gibi. Çok soğuk kokuyor. Şimdi sofraya geçebiliriz. Gördüğünüz gibi yine iftar soframız hazır. Pilav, bezelye, yoğurt var. Komposton var. Annem yapmıştı. Son böyle 1-2 dakika kaldı zaten.